9 Temmuz günü başlayacak olan Kurban Bayramı için yurttaşlar Eminönü'ne bayramlık alışveriş yapmaya geldiler. Ancak gelin görün ki yurttaşlar sadece fiyatlara bakıp mağazalardan ayrılıyorlar. Biz de Cumhuriyet TV ekibi olarak burada bulunan esnafa ve alışveriş yapmaya çalışan yurttaşlara ekonomik krizle ilgili ve bayram alışverişleriyle ilgili ne düşündüklerini soracağız. Her şey ortada, neyi soracaksınız ki? Ne ortada, neyi sorabilirsiniz? Mesela müşterilerinizden bahsedelim. Ne kadar düştü beyefendi? Yani müşterilerimizden bahsederseniz yerlinin alım gücü yok. Yerli hiçbir şey almıyor. Gelip bakıyorlar mı sadece? Sadece bakıyor ve soruya gidiyor. Bugün 10 tane müşteri söyledi. AVM'ler buradan daha ucuz. Ya bir de turist olmasa burada kimsenin bir şey satacağı yok. Peki turistlerin sayısı azaldı mı? Şu an bir İsrail krizi var sanki. Ondan dolayı biraz azınlık var. Peki Türkler gelip fiyatlardan mı şikayet ediyorlar? Hiç. Haklılar. Haklılar. Sizce haklı değiller mi? Sizin kar marjınız ne kadar düştü? %30, %40'lar kadar düştü. Son olarak beyefendi, bu ekonomik kriz süreci nasıl görüyorsunuz? Nasıl bir gelecek bekliyor bizi? Vallahi hiçbir şey göremiyorum. Geleceği de göremiyorum. İnanın geleceği göremiyorum. Kalbim ağrıyor şu an. Geleceği de göremiyorum. Ya siz görebiliyorsanız siz bana bir fikir verin. Ben de sizin yolunuzdan gitmeye çalışayım. Bakın burada amcam. Almaya denemekti. Burada o keyfi yerinde onun. Onun keyfi yerinde. Telefonla oynuyor. Beyazları çekmiş. Alman yemeklisi alıyor 1500 euro burada kullanıyor. Bizimkiler burada 3000 lira emekli maaşı alsa ne olacak? Yurttaşımızın tüm bu ekonomik krizde özellikle turistlerin yanında ezildiğini düşünüyor musunuz? Çok eziliyoruz hem de öyle böyle değil. Yani 100 doları bozdurup da gelip bizi burada satın alma gibi böyle bir hamle hareket yapması sizce etik mi? Ne yapıyor 100 doları bozdu? 100 dolarını bozduya geliyor sanki burada seni satın alıyormuş gibi bir tavırları var. Sizce bu etik ezildik değil, yani tabii. Ezildik. Ama ekonomi iyi gidecek. İyi olacağız. Nasıl olacağız? Ben göremem onu da. Ben göremem. Ölürüm muhtemelen bir 80 sene falan. Bakalım hayırlısı. Ne zamandır çalışıyorsunuz burada? 28 yıldır buradayız. Tabii. Ne zamandır böyle son raddeye geldiğinizi hissediyorsunuz? Ya son 3 seneden beri böyleyiz. Sizin geliriniz ne kadar düştü? Vallahi %70'i, %60'ı düşmüştür. Beyefendi bu durumda kriz yok diyenlere ne söylemek istersiniz? Vallahi kriz var. Kim krizden verirse yalan söyler. Evet. Diyenler ne içiyor? Evet. Söylesinler ne içtiklerini biz de içelim de biz de kriz yok diyelim. Vallahi ya, kriz var. Kriz olmaz olur mu görmüyorsunuz? Eskiden böyle değildi Mahmutpaşa. Şu an boş kuru kalmadı. Öyle değil mi kardeş? Ne içiyorlarsa söylesinler biz de içelim akşamdan onu. Sabah bir kalkalım o kriz yok. Her şey günlük gülistanlık. Bir kere bir metrobüse binsinler bakalım şu hani krizi boş verelim. Evde oturup da destekleyenler, kimi desteklediği önemli değil. Bir metrobüse binsinler, bir günümüzü bir görsünler. Oturduğu yerden yazdığım bahçesinden her şey çok güzel. Kirazını yetiştiriyor, kayısını yetiştiriyor. Bir çıksın bir metrobüse binsin, bir tramvaya binsin, bir sahilleri bir görsün bakalım. Hani ekonomiden ziyade şimdiki topluluk nasıl bir topluluk, nereye gidiyoruz ona bir görsünler. Gerginliğin arttığını düşünüyor musunuz? Çok. Şu an çok böyle... %60'ı ya, %50'si altındayız şu an. Çok iyi. Görmüyor musun? Asgari ücret ne olmuş? Aylık ödüyorlar, ev kirası zaten 4,5-5 lira ev kirası var. Elektrik, lüksü, doğalgaz. Millet nasıl geçinecek asgari ücretle? Geçinmek önemli o değil. Da var abi, o da var. İnsanın rahatsız edici olaylar var. Gidin bir Karaköy sahiline. Helal. Karaköy sahiline. Bayramın ikinci günü bütün şu an... Bütün partilerin hepsini söylüyorum. Birinci günü, ikinci günü bir Karaköy'ü bir gezsinler bakalım. Gerek yok ki şimdi gitsinler. Bir gezsinler. Ne hani, görecekler? Hani söylüyorlardı ya biz mültecileri topluyoruz diye, bilmem ne yapıyoruz diye. Yok 1000 tanesini gönderdik, 2000 tanesini gönderdik. Eğer toplamak istiyorlarsa gelsinler tatil günlerinde Eminönü Karaköy'e toplasınlar da bakayım göreyim. Hayır şey söylesene kardeşim. Şeker çuvalını giyip denize giriyorlar ya. Bu nedir ya? Buyurun. Lan insan bir şort alır mı? Açıklama ayı yapsınlar. Şeker çuvalı ya. Kayseri şeker. Kayseri şeker. Dışarıdan şeker getir. Yapma ya. Hayır Kayseri şeker... Çuvalıyla denize giriyor bir de onu don yapmış aynen, denize giriyor. Aynen, utanç verici şeyler. Halka inip sorunları görmeye çalıştıklarını düşünüyor musunuz? Yok. İnme şansı yok ki kaçarlar. Kaçar. Arkasına bakmadan kaçar. Kimler kaçarlar bunu? Arkasına bakmadan kaçar. Kim kaçarlar? Kaçan kaçar abi sen ne yapacaksın? Hiç kaçmazlar. Bence hiçbir kriz yok. Bence hiçbir pahalılık yok. Herkesin elinde poşetler, herkes top. Herkes yiyor, herkes içiyor, herkes tatilini yapıyor. Maşallah. Bravo başkan. Where do you come from? Israel. What do you think about Turkish economy? Dimona, Meyerchild Dimona, Banu Gvutsa Shel Khaverim.
When I can't speak English, speak English. Bitcoin. Do you know how to talk English? English, no. Yes, English, doctor. No. Doctor, fine, doctor. English. Doctor. Yes, so you know English? So it is Israeli TV, right? No, not Israeli. Turkish TV. Turkish, Turkish. Yes, yes. No, I don't know Turkish. Nefse, Turkish. Do you buy things easily in Turkey? No, yes. What did you buy? What did you buy? Clothes. Yes, shopping, everything. What do you think? Are they expensive for you? No, not so. No. Are they expensive for you? Yes, yes. Onlar ülke. Expensive? Yakar, yakar. Ha ha, zol. Yani no, not so expensive. Is it first time you come here? Me, yes. Yes. To me. What did you? Why did you say that they are expensive? No, no expensive. They are cheap, right? Yes, yes, very cheap. But what do you think people who lives in Turkey in this economic conditions? Oh, bad. So bad. I cannot see it. Memnun musunuz beyefendi ekonomide? Vallahi ekonomiden kimse memnun değil, simit yiyoruz. Farkındasın. Ben bunu özellikle sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Ama dayanacağız. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? 2023. Bekliyoruz. 2023'ü bekliyoruz. Bekliyoruz. Hep beraber bekliyoruz. Bu pahalılığa kim dayanır? 5 lira. Kimse dayanamaz yani pahalılık. Çok pahalı. Alışveriş yapmaya mı geldiniz hanımefendi? Alışveriş yapmaya geldim. Bir şeycik alamadan gidiyorum. Ne almaya gelmiştiniz? Kızımı giydirme. Bayramlık almaya geldim. Bayramlık. İnan ki alamadan gidiyorum. 1000 lira giderken mazot koydu. Bayramlık alamadan gidiyorum. 1000 lira gelirken ve burada paramız kalmadı simit yiyoruz. Ne olacak bu böyle pahalılık? Kıza bir şeyler alalım diye. Bak bir şeyler alamadım. Hanımefendi, bu durumda Allah sonumuzu hayır etsin. Bu durumda kriz yok diyenler var hala. Kriz yok diyenler. Diyenler yalan söylüyor. Bence biraz bir daha düşünüp söylesin. Bir daha düşünüp söylesin. Yalan söyle. Ben ona inanmıyorum. Katılmıyor. Nebati Bey 3 gün kaldı. Uyansın bakacak Türkiye deprem olmuş. 9 şiddetinden. Maaş oluyor 3 milyar 650 inan ki yetmiyor. Yetmiyor. Yettiremiyor. Siz peki en son ne zaman kendinize yeni bir eşya, ayakkabı aldınız? Ben en son mu? 3 sene evveli aldım terlikle. Ayakkabı alamayayım. Bak ayakkabı almaya çıktım, ayakkabı alamayayım kendime. Bana gelmekten ikinci eşim. Vefat ettikten sonra evlendik. Ben seni zengin biliyordum diyor. Zengin biliyordum. Ben hakikaten zengindim. Zengindi şimdi. Alanya gibi yerde, Alanya gibi yerde Kleopatra plajının karşısında 2 tane turizme çalışan butiğim vardı. Ve mülkiyeti de benimdi. Hepsi bitti. Öyle kiralık falan da değildi. Damlataş dairem vardı. Plan yerde Öksüzoğlu'nda dairem vardı. Vardı. Bunlar ne oldu acaba diye soruyorum kendime. Bir buz gibi eridik. Bir buz gibi eridik ve de limon sıkıldı. Sizce insanlar rahat bir şekilde bayram alışverişi yapabiliyorlar mı? Maşallah. Şuraya bak. Devletime, milletime Allah zeval vermesin. Şu güzelliğe bak. İnsanlara bak. Herkes bir şey alıyor. Herkes bir şey bakıyor. Esnafa bak. Hepsi gülüyor. Şu tarafa bak. Şuraya bak. Maşallah. Yok olan adam evinde oturur gölgede. Bir bardak su içer. Havaya bakar. Bir şey gelecek mi diye. Tavuk mu ya? Tavuk mu? Ver 100 lira ben ne dersem o. Ver 200 lira sen ne dersen o. Sistem bu. Şu anda sistem bu. İşiniz kolay gelsin. Yetmez. Yetmez. Senin 200'ü bana yetmez. Ben kalın abiyim. Senin ikincisi bana yetmez. Buyur ablam. Ekonomik krizin olmadığını mı düşünüyorsun? Çok iyi. Allah'ın izniyle kurbanda şimdi ikramiyeler de gelecek. Emekliye de, asgari ücret çalışana da. Bilmiyorum yayınlar mısınız? Yavaş yavaş boruları döşemeye başladık. Filyos'tan. Doğalgaz. Bedava. Nasıl çeşmeye açıyorsun bedava su? Çeşmeye açacaksın bedava doğalgaz. Hoşuna giden dinler, hoşuna gitmeyen dinlemez. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Buz Cumhuriyeti değil. Az kaldı. Son zamanlarda müşterileriniz ne kadar düştü? Bayağı düşüş oldu müşterilerde. Turistlerde bile düşüş var yani. Dükkanlara bakın. Bomboş. Hep geziyor turistler. Peki daha çok turistler alıyor değil mi hala? Yani Türklerin tabii alışı. Tabii ki. Siz de farkındaysanız zaten hiç yerli göremezsiniz. Hep turistler. Peki Türkler böyle alıp sonra geri mi çıkıyorlar? Fiyatlardan şikayet mi ediyorlar? Tabii. Pahalı geliyor fiyatlar tabii ki Türklere. Malum zaten. Ülkenin %70'i asgari ücretle çalışan kısım olduğu için fiyatlarda tabii %200 artış olduğu için Türklere biraz daha fiyatlar ağır geliyor. Şekere yine zam geldi ama milletvekillerine %40 zam geldi. Ben olsam 15 milyar üstünde maaş alan milletvekillerin maaşını keserim, hazineye veririm. O parayı da çiftçiye veririm.
Peki yurttaşlar bunların farkında mı sizce? Farkında. Son demler. Ha biz bakın biz severiz Cumhurbaşkanımızı. Onun yeri apayrı. O apayrı. Onu severiz. Delikanlı adamdır. Merttir. Ama 15 milyonun üstünde maaş alan hangi bürokrat olursa olsun hazine yaparlar bir sene. O 5 müteahhitler de derim gelin buraya. 20 seneden beri benden ekmek yediniz. Adam başı 5'er milyar dolar verin bakın buraya. O da çiftçiye, emekliye o paralar. Bu yapar bir yılda 200 milyar dolar yapar. Böyle bir şey olur mu sizce Türkiye'de? Nasıl? Cumhurbaşkanım diyor ben ekonomistim. Ben de ekonomistim. Ben ticaret adamıyım. Bana bu ülke bir yıl versinler. Almanya gibi yaparım. Ama önce yukarıdan başlayacağım. Önce yukarıdan. Önce öyle. Bak. Önce yukarıdan. Ya önce yukarıdan. Ben emekliyim. Hala koşturuyorum. Niye? Evde çocuğum var, kiram var. Nasıl besleyeceğim onları? Koşacağız. Ama çiftçiye bakıyoruz, perişan. Hayvancılara bakıyoruz, perişan. Emekliye bakıyoruz, perişan. Hepsi perişan. Efendim mesela bayram geliyor. Bayram alışverişi yapıyor muydunuz önceden? Bayram alışverişi eskiden torunlarımıza harçlık veriyorduk. Şimdi ne harçlık veremiyoruz? Ancak eredik parası. Bırakın bayram alışverişi. Kahvaltıcıya bir gidin ya. Bir kilo peynir 200 lira olur mu ya? Bir de biz çiftçiyiz yani. Süt üretiyoruz. Bir kilo peynir 200 lira ya. El vicdan ya. Kaşar peyniri yemiyoruz artık ya. Şeker fabrikası kapandı. Dışarıdan şeker geliyor. Evet, ya niye kapatıyorsun arkadaşım ya? Niye kapatıyorsun sen ya? Hindistan'dan şey gelecek şimdi. Buğday. Buğday geliyor. Pamuk dışarıdan geliyor. Kim kazanıyor burada? 5 müteahhit kazanıyor. Olmadı. Cumhurbaşkanımıza boynumuz kıldan ince. O bizim burada yerisi. O ayrı bir konu. Ama ülke iyi değil. Ülke iyi değil. Bir ümidiniz var mı beyefendi? Vallahi benim yok. Artık taştı. Benim yok. Artık bardak taş. Yani beni şimdi alsana götürsünler ne yapacağım? Benim yaşım 71 olmuş. Herkes borçlu aldı. Yani doldu artık. Herkes benim bile doldu. 75 milyar borcum var. Herkes ben kaç yaşınızdasınız? 21 yaşındayım. 75 milyar borcum var. Evlenmek Türkiye'de herkes nasıl evleneceğiz? Her şey kapı açılsa hepimiz yurt dışına gideceğiz. Zaten çoğu arkadaş gidiyor. Bir 10 bin dolar lazım. Herkes kim parayı buluyorsa hepsi yurt dışına gidiyor. Burada gençlere ülkeyi beğenmiyor diyorlar. Yo ne yapalım abla? Benim 75 milyar borcum var. Nasıl ödeyeyim? Nasıl yapacağım? Nasıl geçineceğim? Adam gidiyor bir yılda geliyor burada en güzel arabayla geziyor.